Aslında tam bir dijital korsanlık yoluyla üretilmiş bir delil nedeniyle tutuklandı arkadaşlar. Kısaca izah edeyim, teknik izahata girişmeyeyim. Önümde var bütün teknik izahat ama okuyucular zor anlarla. Olay şu, Kasım 2009'da bir saniye. Tam olarak tarihini söyleyeyim. 28 Kasım 2010'da bizim ofisimizdeki bilgisayara bir spam dosyası, yani virüslü bir dosya gönderiliyor e-posta yoluyla. Bu e-posta bir saniye kalıyor ve bir saniye içinde siliniyor. Ama gönderdiği virüslü dosya bilgisayarımızda kalıyor. Bu dosyada 30 sayfalık bir Ergenekon bir dokümanı var. Bu dokümanın bilgisayar çıktısı mahkemeye verilerek tutuklandı arkadaşlar. İşin ilginç tarafı da şudur. Savcılık makamı bu bilgisayar çıktılarını mahkemeye sunarken bunun ne şekilde bizim bilgisayarlarımıza girmiş olduğunu teknik izahını vermiyor. Yani bu sanıkların lehinde olan bir delil. Bunun hackerlık yoluyla gönderilmiş olduğunun bildirilmesi mahkemeye sanıkların lehinde olan bir delildir ama bildirmiyor. O sırada biz bu suçlamayla, avukatlarımız bu suçlamayı öğrenince ofise geldiler, bilgisayarları aradılar, teknik arkadaşlarla birlikte şeyi buldular. O dosyayı buldular ve mahkemeye götürdüler. Tutuklama mahkemesinde hakime sundular. Üye hakime. Görüntülü olarak da sundular. Mahkeme hakimi bu teknik konu beni aşar dedi. Tutuklama hakimi bu beni aşar dedi. Bunu itirazınızda kullanın dedi ve arkadaşlarımız tutukladı. Bunun dışındaki sorgularda sorulan bütün sorular gazetecilik faaliyetleri ilgili. Yani